Arkadaşlar, bu akşam yeni bir tarifle aranızdayız. Bu akşam yemeğimiz tabii şekilde gözüktüğü gibi sardalya. Aslında sardalya mangalda güzel olan bir balık. Ama bizim bugün mangala gitmek için zamanımız ve vaktimiz yoktu. Ama ben ne yapıyorum? Evde mangal tadında bir sardalya hazırlayacağım. Bunların da aşama aşama sizi çekeceğim. Evet, sardalyalarımızı güzelce yıkadık. Onlara birazcık yağ döküyoruz. Çok yağ dökmüyoruz. Çünkü sardalya yağlı bir balık olduğu için. Biraz da tuz döküyoruz. Hemen harmanlıyoruz. Tabii şimdi ben balık olduğu için tahin helvamızı da aldım. Evet, balıklarımızı tepsiye böyle diziyoruz. Ben şimdi diyordum az önce videoda ara vermek zorunda kaldım. Balığımı aldım. Tabii ki tahin helvamızı da aldım. Ben burayı Gönen'den evlendim. Tabii ilk kayınvalidemler balık aldılar. Balığın yanında kaynatan tahin helvası da almış. Tabii bilmiyorum, bizim orada öyle balığın arkasından tahin helvası yenmiyordu. Tabii burayı görünce şaşırdım. Dedim ya, balık tamam, her seferinde balık alıyorsunuz. Balığın arkasından niye şu helva alıyorsunuz? Bir türlü onu çözemedim dedim. Bana eşimin verdiği cevap: balık öldüğünü nasıl anlayacak hayatım? Ben de geçen gün Bandırma dışından akrabalar gelmiş. Balık yaptık tabii ki. Elvayı tabii ki alışkanlık olduğu için elva da aldık. Arkadaşlar, neden de siz balığın arkasından elva yiyorsunuz dedi. Daha önce geldiğinde de dedi öyle yapmıştın dedi. Ben dedim öldüğünü nasıl anlayacak arkadaşım balık dedim. Böyle bu aramızda bizim bir espri. Şimdi balığı öldüğünü anlatmamız lazım. Helvasını yememiz lazım, değil mi? Bunları böyle devam ediyoruz. Evet, balıklarımızı böyle dizdik. Şimdi 200 derecede ısıtılmış fırına atıyoruz. Kontrollü olarak çevre çevre kızartıyoruz. Yanına tabii kırmızı soğan, bir de turp doğrayacağım. Bir de tabii olmaz olmaz elva. Elva bizim ünlümlüdür. Balığın öldüğünü anlatmamız lazım. Sizin acaba öyle bir şeyleriniz var mı? Var mı? Bu değişik gelmişti. 20 seneden beri alıştık. Bizim mutlaka balık aldığı zaman Aslan Çavuş'tan da helvamız alınır. Evet, balığımızı hazırladım. Helvamız da hazır. Dediğim gibi helvamız da mutlaka alırız. Bunlar da turplarımız, kırmızı soğanlarımız. Bu akşam markete gittim. Markette birkaç tane turp alayım dedim. Birkaç tane kırmızı soğan alayım. Kasadaki kız bana öyle bakıyor. Şaşırdım ya, bakmasına anlam veremedim. Az aldığım için bakıyormuş. Çikolata bozdurmaktansa dedim azalıp azar azar yemeyi tercih ediyorum. Şimdi bunlara gelelim. Bunlar kısya kuru üzümün ezilmiş hali. Ben tüp müdahaleatlı olduğum için kansızlık yaşıyorum. Bunu yeni başladım. Faydasını gördünüz mü derseniz, evet, enerji veriyor. Değişiklik oluyor insanda. Böyle kendini daha kuvvetli hissediyor. Özellikle bayanlar için tavsiye ederim. Yoğurdun içine, ya da mesela ben yoğurdun içine katıp yiyemedim. Ne yapıyorum? Sabaha çıkardığımda bir tatlı kaşığı suyla yutuyorum. İnternette gördüm, çok faydalıymış. Ben de sipariş verdim, getirttirdim. İnşallah faydasını göreceğim. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu da çöreotu. Daha bunu açmadım. Bu bittikten sonra açmayı planlıyorum. Bunu da genellikle balla karıştırıp yendiği zaman çok faydası oluyormuş. Herhalde bunu da büyük ihtimalle balla karıştırıp çocuğuma da kendime de vereceğim. Bunu da tabii ki oğluna veriyorum, birer sabah birer tatlı kaşığı. Pek severek içmese de İçiyor, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bakın, çıtırtıyı duyuyorsunuzdur sesi. Bakın, mangalda olmuş gibi sardalyalarım hazır. En pratik, hem de ev kokmuyor. Hem de bak, çıtır çıtır sesi kulağınıza geliyor. Evet, soframız da hazır. Bu akşamki yemeğimiz bu. Balıkları tavsiye ederim. Bakın çok güzel de pişmiş. Çok hafif ve çok lezzetli.